Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün Ardeşen'deyim. Ardeşen'in böyle fırtına deresi var arkamda, akan bir dere. Bu derenin yanına geldim. Geniş akıyor. Dikkatimi çekti. Burada rafting falan yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle biraz beraber keşfedelim. Burada böyle bir yapı var. Karadeniz'de böyle yapılar görmek mümkün. Şöyle fotoğrafımızı çekebiliriz. Hemen çekelim. Oo, çok güzel akıyor ya şurada. Ya şurası Ardeşen zaten. Çarşı şu ileride. Bu yol ise Aydere giden yol. Burada da böyle bir yürüme yolu var arkadaşlar. Asfalt var. Orada arabalar geçtiği için oraya gitmiyorum. O asfalt Aydere, Çamlıhemşin'e, işte yukarıdaki yaylalara, Pusel Yaylası'na, o sis. Yani burada Karadeniz'de gördüğünüz çoğu yaylaya giden yol işte bu yol arkadaşlar. Orada öyle akıyor ama bakın burada bir göl gibi olmuş. Yani burada rafting falan yapılıyor. Gidebilirsem yani bayağı bir gidebilirsem rafting yerleri var. Onu da gösteririm. Belki rafting'e de denk gelebiliriz. Böyle yürüyorum. Yani çok güzel. Hani sahil gibi. Şurada derenin kenarında. Güzel bir şekilde. Aman Allah'ım ne güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor burası. Şöyle derenin yanında güzel bir şekilde yürüyebiliriz. Şurada cami falan var. Bakın bir tane de tiny house var. Yani bu bölgede çokça yapılıyor. Bungalov evler olsun, işte tiny house'lar olsun, karavanlar olsun. Yapılıyor abi. Şu girdaba bakar mısınız? Oğlum şuraya düşsem var ya yani vırırıp gitti. Burada ne kadar sağlam bilmiyorum. Yani yüzme bilmek mi, şuymuş buymuş yani burada adamı kurtarmaz abi. Şuraya gel. Tamam mı yani? Bu zaten kendi yapılmış yani. Sonradan yapıldı arkadaşlar bunlar böyle. Havuz oluşsun diye yapılmış büyük ihtimalle. Hani balık falan tutulmak için de olabilir. Tam bilmiyorum neden yapıldığını. Ama yani şu oluşan girdaba bakar mısınız? Abi şelalenin yapayı da yani insanı cezbediyor. Kendimi şuradaki kaya gibi hissediyorum. Öylesine yalnız, öylesine ortada ama bir o kadar da gözler üzerimde. Her geçen o kayaya bakmıştır yani. Böyle seyir yerleri yapmışlar arkadaşlar. Mesela demin aynısı vardı şurada. Orada girdap oluşmuştu, şelale olmuştu. Burada da böyle havuz var. Ha bak buradan atlamak isteyen gelsin atlasın abi. Bakalım hemen. Yok abi atlamayın çünkü aşağıda dikenler var. Evet ya da buradan yüze yüze gidip o kayanın üstüne çıkacaksın. Nedir ya? Ya şuraya yanlışlıkla gelseniz ve takılsanız rıt devam. Şurada ölmezseniz şurada çıkarsınız ama şurası bilmiyorum yani. Altında taş var mı? Boş mu? Ne var bilmiyorum. Yani şuradan düşüp de böyle gelip rıt geçince şurada rahatlıkla çıkabilirsiniz abi. Neden ben bunu anlatıyorum onu da bilmiyorum yani. Bakın şöyle. Güzel yani. Üstüne çıkıyorsun. Şurada güzel bir şekilde fotoğraf çekilebilirsiniz. Arkada da güzel bir cami var. Onun bir arkası da yeşillik zaten. Çok güzel bir portre var lan. Şöyle bir fotoğraf çekeyim hele. Şurada biri varmış gibi hayal ediyorum. Kendi kendimi buradan oraya çekemeyeceğime göre biri varmış gibi hayal ediyorum ve fotoğraf çekiyorum şimdi. Aa bakın burada çok güzel bir yapı var arkadaşlar. Bizim Karadeniz'in ahşap yapıları. Burada eldiven falan var yani çıkabilirsiniz. Şu karşıda böyle hani stadyumlarda oturmalık yerler olur ya. Bak görüyor musunuz? 1-2 Onlardan var sanki. Yani onlara benzettim ben. Şimdi gidip ona bakacağım yani. Ne alaka abi? Önünde top sahası mı var? Anlamadım ki. Önünde top sahası var herhalde. Gidip bakalım bakalım. Burada bir tane ayı heykeli var. Evet, böyle başladığım yere geldim arkadaşlar. Burada Atmaca heykelimiz ve Ardeşen tabelamız. Oradan böyle gelince arkadaşlar köprü var, köprüden geçiyoruz.
Dedemiz burada kaldı. Bak şurada kanoya falan biniyorlar ha, kano. Ben şimdi evet. Şimdi çok güzel bir şey keşfettim, onu göstereceğim size. Şurada bak, demin dedim ya, bu büyük dere, oradan da bir tane küçük bir kola açmışlar herhalde. Yani derenin diğer tarafı ama küçük akıyor oradan. Ve kanoyla insanlar geziyor. Şimdi ben o yandan geçip bakacağım, daha yakından çekim almaya çalışacağım. Demin şu karşıdan geliyordum, şöyle köprüyü geçtim. Buraya geldim abi. Bunlar çocuklar ya, çocukları mı eğitiyorlar acaba? Şöyle dere geliyor bakın oradan. Bu küçük dere, orası büyük dere, burası küçük dere. Burada güzel bir havuz yapmışlar dereyle. Abi şuraya kadar geldim. Evet, bunlar çocuklar. Güzel ya, hazırlıksız geldim. Yoksa valla ben de bir şekilde dahil olurdum yani buraya. Abi bize baksana, üstümüze yani. Buraya baksanıza ya. O yanki dere geniş. Bu dere de dar ve şiddetli yani. Şimdi ileride rafting botlarını falan gördüm. Bir de oraya bakalım. Ondan sonra ileriye doğru yürürüz. Şöyle hemen derenin yanında bu tarafta daha güzel bir yürüyüş yolu varmış. Şu an fark ediyorum ben de. Burada böyle bir sanayi var. Sanayinin hemen yanında ama fark etmez yani, bu taraf çok güzel diye hissediyorum yani böyle bakınca. Şimdi devam edelim biz de gezmeye. Evet, tamamen şu anda bir rafting'e denk geldik. Şurada oturayım biraz ya. Oturayım, izleyeyim. O oradan da geliyorlar bak. Ben o yandaki dereden yapıyorlar zannediyordum ama buradan yapıyormuşlar arkadaşlar. Oradaki dere de yapılmaz herhalde. Ne oluyor lan orada? Orada bağırışlar var. Oops. Abi arada kızlar da var. Helal olsun. Ya bunun yukarıda turları falan var. Büyük ihtimal öyle oluyor. Bakalım ya, bir gün belki ben de inerim buna tek başıma, böyle engin denizleri, engin dereleri yaşarım. Çağlayan dereleri yaşarım. Ya bak böyle de götürüyorlar burada. Evet, oradan kalktım. Böyle biraz daha yürüyeceğim. Orada cami vardı ya, o camiye kadar gideceğim. Bir de buradaki yanında da şeyler var. Hani karşıdan dedim ya ki futbol sahasındaki izleme oturakları gibi bir oturaklar var diye. Şimdi anladım ne olduğunu. Adamlar burada oturup rafting izliyor ya. Bakın. Burada tabii rafting yapanlar var. Ya ben de diyorum ki acaba orada futbol sahası falan mı var diyorum ya. Allah'ım. Evet, birinci atağa kalktı. Buraya kadar getirdiler botu, şimdi bir daha gidecekler. Merak ettim ne yapacaklar. Ne yapacaklar merak ettim. Çok iyi lan. Oğlum çok iyi lan. Oha. Oha. Burası park ya. Burada eğitim veriyorlar sanırım. Oha çok iyi. Ya sen ne yapıyorsun dayı tek başına? Bak canınıyım. Ha, onlardan geçeceksin. Helal olsun lan. Evet evet, burası eğitim parkı arkadaşlar. Bakın burada böyle çubuklar falan var. O çubuklardan geçiyorlar. Engeller var. O engellerden geçmeye çalışıyorlar yani. Çok iyi ya. Peki ana rafting ne zaman yapılıyor?
Yani bu Karadeniz bölgesinde yapılacak aktiviteler çok arkadaşlar. Sadece şu Ardeşen'de bile yani bir sürü bir şey yapabilirsiniz. Şurada rafting var, kanoyla bakın geziyorlar falan. Hani benim bildiklerim de, hani benim bilip de benim kendi yaptıklarımı söyleyeyim size mesela. O demin yürüdüğümüz yol var ya işte, o yolu takip ettiğiniz zaman Ayder Yaylası'na, Husar Yaylası'na, oralara gidiyor. Bir haftalık, iki haftalık neyse artık kendinize bir program çizebilirsiniz. Kamp çantanıza kapıp gelip burada güzel bir şekilde kampınızı, doğa yürüyüşünüzü, yani müthiş manzaralar var. Ben gideceğim oraya yakında. Şimdi iyi bir kamera alıyorum arkadaşlar. Onunla beraber gideceğim oraya. Tek başıma gideceğim ben tabii. Size de göstermeye çalışacağım. O yüzden bir abone olursanız, bir de like ve yorumunuz varsa da yorum yaparsanız sevinirim. Bak yine geldiler. Bak buradan geliyorlar. Burada eğitim alıyorlar. Benim anladığım o. Gördük zaten. Bir daha başlayacaklar burada. Evet, düdük çalıyorlar. Şimdi başlıyorlar oradan. Bak aynı anda yapıyorlar. Bak görüyor musunuz? Aynı anda yapıyorlar. Sekronize bir şekilde. Şimdi gidip engelden geçecekler. Hop! Aha çarptı engele. Yandım. Tıt tıt. Abi o engellerden nasıl geçemiyorsunuz ya? Engellerden geçmeye çalışıyorlar abi. Bak engeller gözüküyor mu? Teller var. Böyle direkler falan var. Ondan sonra aşağı inecekler herhalde. Bak bak gördün mü? Bak engelden geçti bak. Neyse şimdi oradan ayrıldım. Biraz daha yürüyeyim böyle. Bak güzel bir şekilde. Bu engellerden geçmeye çalışıyor. Abi benim anlamadım, nasıl gidiyor lan öyle o? Şunu... Akıntıya karşı yüzeceksin kardeş. Oğlum çekiyorum diye mi şey yaptın? Bak numaralandırılmış görüyor musunuz? 12 numaralı engel, 14 numaralı engel, 13 numaralı engel. Böyle geldim. Şuradaki akıntıyı görüyor musunuz? Bak orada kanoyla bekliyorlar. Herhalde yandaki de hocaları. Nasıl adam balık mı tutuyor lan? Anlamıyorum ki. Şimdi merak ediyorum şu akıntıyı nasıl inecekler? Onu bekleyeceğim burada. Abi bayağı bir akıntı var ya. Şuraya bakar mısınız? Evet, adam gidiyor. Adam helal olsun lan. Lan tam benlik ya. O da gitti. Her yapmıyorsan bile izlemesi bile keyifli. Emniyet şemerlerini bağlıyor herhalde. Tesadüfen denk geldi ya. Yani böyle bir planım yoktu bugün. Bu biraz daha kolay gibi ama bilmiyorum ne kadar kolay. Rafting biraz daha zordu sanki. Çünkü 4 kişi birden ya da 5-6 kişi birden yapıyorsunuz. Aynı anda senkronize olmanız gerekiyor. Bu da biraz zor olacaktır. Evet adam gidiyor bak. Karşıdan gördüğümüz caminin oraya geldim şimdi. Camiyi de terk mi etmişler, yeni mi yapıyorlar bilmiyorum. Yani şu anda boş, camlarını falan sökülmüş ya da yeni yapılıyor bilmiyorum yani. Ama yeni yapılır gibi bir hali de yok. Güzel de bir camiymiş. O dere buradan başlıyor, o küçük dere. Yani buradan bölmüşler abi. Yani ana deremiz burası. O dereyi bölmüşler buradan. Küçük bir koli haline getirmişler. O koldan
insanlara eğitim veriyorlar. Ana rafting çünkü yukarıdan oluyor. Kamelya'nın yanında o demin bahsettiğim şelaleden yine var.